Merhaba arkadaşlar. İngiliz Edebiyatı notlarımıza devam ediyoruz üçüncüsüyle. Bu videonun konusu İngiliz Rönesansı ve Elizabeth dönemi. 1500 ve 1600 yıllarını kapsıyor. Artık dikkat ederseniz Old English'ten başladık. Çok uzun dönemleri kapsarken artık dönemler kısalmaya başladı. 100 yıllık döneme kadar düştü bu bölümde. Devam edelim. Burada tabii dönemi anlatmadan önce birkaç önemli terimden bahsetmem lazım. Drama, komedi ve trajedi. Hatta ikisi birleşince traji komedi de oluyor. Drama arkadaşlar sahnede sunulmak için hazırlanan aktörler tarafından sunulur. Diyaloglar halinde yazılmıştır. Aktörlerin jestler, kostümler ve bir sahne eşliğinde içerisinde sunumlarını yaparlar. Drama eski dilde action anlamına geliyor. Yani gesture'dan kastımız şuradaki gibi hareketlerle, jestlerle yapılan eylem anlamında kullanılıyor. Komedi filozof Demokrit resimden de hatırlayacaksınız tiyatronun simgesidir. Gülen yüz Demokrit biraz daha alaycı bakıyormuş yaşama. Heraklit biraz daha ağlamaklı bakıyormuş hayata filozof olarak. O yüzden onları temsilen tiyatro sahnesinde kullanılıyor bu simge. Komedi daha hafif böyle içeriği derin olmayan esprili güldürmeye yönelik olayları karakterleri anlatır ve genelde mutlu sonla biter. Türleri low comedy, high comedy, comedy of absurd, comedy of humors, comedy of manners diye ayrılıyor. Bunlar da karşınıza çıkacak terim olarak. Ayrıca bir video hazırlayabiliriz bu terimleri detaylı açıklayabilmek için. En önemli komedi temsilcileri bu dönemde bahsedeceğimiz Byron demiş ki bütün trajediler ölümle sonuçlanır. Trajedi ölümle, komedilerde evlilikle, mutlu sonla biter. Bu şekilde özetlemiş aslında trajedi nedir, komedi nedir diye. Yine bu dönemde Shakespeare'siz olmaz Elizabeth dönemi. Elizabeth zaten bu tür oyun yazarlarını, şairleri hep koruma altına almış ve altın çağını yaşamış diyebiliriz onlar için. 1564-1616 yıllar arasında yaşayan Shakespeare'in komedileri 12. Gece. Bunu nasıl çevirdiler tam bilmiyorum. Yeter ki sonu iyi olsun gibi bir çevirmiş olabilirler. Bir yaz gecesi rüyası diye biliyorum tiyatrolardan. Yok yere yaygara diye çevrildi diye biliyorum bunu da. Bu oyunları izlemenizi tavsiye ederim. Okuyup konusunu ezberlemek olmuyor arkadaşlar. Tiyatroya gidip izlemek daha akılda kalıcı oluyor. Dönemi değerlendirme açısından, dönemin özelliklerini de değerlendirme açısından tavsiye ediyorum. Bir diğer terimimiz trajedi. Heraklit dedik filozoflardan. Trajedi tabii komedinin zıttı. Ciddi, üzücü konuları alır ve bir çatışmayla sona iner. Kötü sonla biter. Bunun kahramanı Tragic Hero diyoruz. Çok iyi değildir, çok kötü bir insan da değildir trajedi kahramanı. Zayıflıklarından ve hatalarından zarar görür. Old English'te de değinmiştik. Kendi hatalarından çöküşleri ortaya çıkar. Özellikle burada Shakespeare karakterlerinden bahsedelim. Trajedi, Kral Lear mesela bunların arasında en önemlisi. Kral Lear neden çöküşe uğruyor? Üç kızına gücünü paylaştırmaya karar veriyor. Kim beni daha çok seviyor gibi bir yarışmaya sokuyor onları. Yani o dönemde beklenen bir şey değil. Bu da aşırı ne bileyim özgüven mi, aşırı bir iyilik gösterme. Kral Lear'ın sonunu getiriyor diyebiliriz. Macbeth, Hamlet bunların hepsini mutlaka izleyin ya da bir şekilde okuyun. Filmlerde yapıldı zaten bol bol. Ne kastedildiğini daha iyi anlayacaksınız. Bu dönem 4-5 döneme ayrılıyor Elizabeth dönemi. Early Tudor döneminde en akılda tutmanız gereken Thomas More'un Ütopyası. İdeal bir dünyayı anlatıyor tabii. Çok büyük bir insancı, humanist bir kişi, yazar. Elizabeth dönemi kendi dönemi asıl bu isme adını veren ikinci bölümde de. Ticaret çok gelişiyor. Feodalizmden kapitalizme geçiliyor ticaret geliştiği için. Artık topraktan ziyade tüccarlık para ediyor. Din, Hristiyanlık sorgulamaları, ulusalcılık, keşifler, dünya keşfediliyor artık. Deniz gücü hakimiyet kuruluyor, imparatorluk yükseliyor ve bununla beraber de drama da yükseliyor. Bu dönemin önemli şairleri Sir Philip Sidney, Edmund Spenser'ın yani bu tür sorular çıkabilir kim ne yazmış diye. The Faerie Queen, Spenser'ın bir de kendine has Shakespeare gibi soneleri var. Shakespeare'i tabii unutmuyoruz soneleri. Shakespeare'in bir de kendi tiyatrosu var. The Globe diye de geçiyor. Globe Theatre diye de geçiyor arkadaşlar. Düz yazı olarak Francis Bacon, Sir Walter Raleigh. Drama olarak Christopher Marlowe, The Jew of Malta. Tabii bir sürü eser var ama bu kısa videoya hepsini sığdırmak imkanı yok.
Bunlar için detaylı okuma yapabilirsiniz. Thomas Kidd, The Spanish Tragedy, William Shakespeare yine karşımıza çıkıyor her alanda ve Ben Jonson bu dönemin önemli dramatistleri. Üçüncü dönem Jacobean Reign of James aslında eski dilde Jacobus, Yakup ya da James dönemi İngilizcesi olarak adlandırılıyor. Bu dönemde biraz Elizabeth'ten sonra tabii çöküş başladığı için nispeten biraz kötümserlik de hakim bu döneme. Ünlü bilinen şairleri aklınızda olması gereken sorulabilecek kişiler John Donne, George Chapman, Lady Mary Wroth, düz yazı olarak Francis Bacon yine. Tabii bu dönemde yaşamış, bu dönemde yok diyemeyiz. Burada iç içe geçmişlik de var. Robert Burton bir diğer isim. Dramada yine Shakespeare karşımıza çıkıyor. Ben Jonson, John Webster, John Fletcher, Thomas Middleton, George Chapman gibi. Dördüncü bölüm Caroline dönemi. Burada İngiliz iç savaşı var. Bir tarafta kralın savunucuları Cavaliers, şövalye diye çevirebiliriz belki. Kavalyeler ve parlamento meclisi. Yavaş yavaş görüyorsunuz ticaretin gelişmesiyle, gelişmelerle beraber demokrasiye doğru yavaş yavaş geçiş de var. Parlamenter savunucuları ortaya çıkmaya başladı. Kralı savunan Cavaliers'ın kralın korumasında şairler var. Bunlar bu döneme biraz daha hakim. Richard Lovelace, Sir John Suckling, Thomas Carew, Robert Herrick gibi. Diğerleri de John Milton, George Herbert diyebiliriz. Düz yazıda Robert Burton ve Sir Thomas Browne bilmeniz gereken isimler. Bazı isimleri kaçırmış olabilirim. Onları daha detaylı okuma yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii burada bir önceki dönemde Caroline döneminde biraz kral yanlıları daha hakimken bir sonraki dönemde parlamenterler biraz daha hakim hale geliyor. Bunlara Puritan da deniyor. Parlamento meclis var. Oliver Cromwell yönetiminde ve onun oğlu Richard var. Bunların döneminde John Milton, Andrew Marvel, Henry Vaughan, Edmund Waller, Abraham Cowley, Catherine Phillips, düz yazıda da Thomas Hobbes, özellikle Leviathan, Sir Thomas Browne, Isaac Walton, Thomas Fuller, Jeremy Taylor önemli isimler arkadaşlar. Bir sonraki dönemle devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.